Lebbeyk Allahümme leke lebbeyk münacatlarından. Edirne Müftülüğü düzenlediği çeşitli etkinlikler ve yarışmalar sonucunda belirlediği 5 vatandaşı umreye gönderecek. Edirneli vatandaşlarımızın malumları olduğu üzere Türkiye'de umre sezonunu başladı. Bu konuda tüm işlemlerin tamamlandığını açıklayan Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, vatandaşların umre heyecanını paylaşacaklarını kaydetti. Bu umre sezonunda geçen yıl bizim Kutlu Doğum Haftası'nda yaptığımız yarışmalarda umre çekiliş şeyini kazanan, umre hakkını kazanan ve yarışmalarda birinci olan öğrencilerimiz var, öğretmenlerimiz var, üniversiteden bir öğrencimiz var ve çekilişte kurada kazanan 5 vatandaşımız var. Biz bu sezonda onların işlemlerini yaptırdık ve bu vatandaşlarımız, bu öğrencilerimizle beraber umreye gidiyorlar. Bu heyecanı daha çok kişinin yaşamasını istediklerini belirten Müftü Üzüm, bu kapsamda bir basın mensubunu da belirleyerek umreye göndereceklerini söyledi. Yarın itibariyle de basınımızdan bir temsilci seçerek umreye göndereceğiz. Yine kura ile büyük ihtimalle tespit edeceğiz. Ve o umre serüvenini çekecekler. Bu basından giden arkadaşımız. Edirne'mizde de bu serüveni, umre heyecanını, oradaki ibadetleri paylaşacaklar. Yazı dizisi olarak da, görüntü olarak da inşallah yayınlanacak. Edirne'de bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istediklerini belirten İl Müftüsü Üzüm, Kutlu Doğum Haftası'na katılan Edirneli vatandaşlarımıza, destek veren tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz dedi. Son senelerde umre ibadetleri de çok kalabalık oluyor. Neredeyse hacca yakın bir kalabalıklar oluşuyor. Bu senede Kutlu Doğum'da yine hem çekilişimiz hem okullarımızda yarışmalarımızla beraber umre programlarımız devam edecek. Şimdiden bütün okullarımızda ve kahvelerde yaptığımız bir takım çalışmaların da neticesinde umrecilerimizi yine yarışmalarla tespit edip umreye göndereceğiz inşallah. Bu vesileyle basınımızdan da bir temsilcinin gidecek olması, inşallah seneye de yine bir temsilcimizi basınımızdan göndermeye çalışacağız, göndereceğiz. Böylece Edirne'mizin bu tarihi misyonuna uygun fetih şehri, şehirlerin sultanı Edirne'de böyle bir çalışmanın olması da hakikaten çok önemli, çok güzel bir düşünce. Bu vesileyle bu çalışmalara katılan başta siz değerli basınımızı ve Kutlu Doğum programlarına büyük bir heyecanla katılan Edirne'li vatandaşlarımızı ve özellikle okullarımızdan geçen yıl 18 bin kadar öğrencimiz katılmıştı yarışmalara. Hepsi de çok mutlu oldular bu yarışmalara katıldıkları için. Edirne'ye yakışır bir yarışma oldu. Hem bütün kurumlarımızı, Sayın Valiliğimiz başta olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve destek veren bütün kurumlarımızı teşekkür ve tebrik ediyoruz. Teşekkürlerimizi arz ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz. Bereketli olur inşallah diyoruz. Edirne bereket şehridir. Biliyorsunuz. Bereket duaları yapılır. Şükür duaları yapılır Edirne'mizde. İnşallah umrecilerimiz dönünce de yine bir şükür ve teşekkür duası yaparız hep beraber. Onu da çekeriz. Çekimini yaparız. Bu vesileyle önümüzdeki dönemde hem Kutlu Doğum'un hem Peygamber Efendimiz'in merhametinin ve örnek ahlakının Edirne'mizin gündeminde en güzel şekilde yerini alacağını temenni ediyorum. Edirne'li vatandaşlarımızın ilgisine, alakasına tekrar teşekkür ediyorum. Yarın Allah nasip ederse engellilerle ilgili bir programımız olacak. Onunla ilgili açıklamalarımızı da inşallah yarın yapacağız. Bütün Edirne'li vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum.